Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an efendimiz Peygamberimizin bütün savaşlarında, bütün cihatlara katılmış. Sadece Resulullah döneminde değil. Bakın Hazreti Ebu Eyyub Filistin'in fethinde var. Kıbrıs'ın İslam'a girdiği ilk İslam fethinde var. Mısır'ın fethinde Ebu Eyyub el Ensari var. Hicretin 49. senesi. Bazı rivayetlerde 51. 53. senede diyenler var. Doğrusunu Allah bilir. Ama hicretin 49. senesinde Eba Eyyub El Ensari Hazretleri ordunun içerisinde çok yaşlı olmasına rağmen Peygamber Efendimizin müjdesini görmek için Resulullah Aleyhisselam'ın hani Hendek karbinin olduğu günlerdi. Resulullah müjdeler veriyordu. Bizans ve İran sizin olacaktır diyordu. Hende karbinde Bizans, İran kisrası, Yemen İslam'a girecek diyordu. Bizans neresi? Şam Bizans, Kayseri Bizans, İstanbul Bizans, Doğu Roma. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Roma'nın fethini yani Doğu Roma'nın fethini müjdeliyor. Le tuftahannel Konstantiniyye fe la emiru emiruha ve la ceyshu İstanbul elbet bir gün fethedilecektir. Le <laughs> O nunun üzerindeki şedde mutlaka fethedilecek demektir. Kesinlik, kat'ilik, manaya güç katan bir şeddedir o. Sonra, فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا Konstantiniyye'yi fetheden komutan, ne güzel komutan. فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ Onu fetheden asker, نجز الأصكار أتقان مكن مجدلي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ma <mâ> taqaddama min zambika wa ma taakhkhara wa yutimma ni'matihi alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza sadaqa alazim biz sana apaçık fetih verdik diyordu Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize İstanbul'un fethi işte bizim Müslüman alemi için adeta Mekke'nin fethindeki fethinden sonraki en büyük fetihtir. Hayal ötesi bir şeydir çünkü. O fetin olacağı müjdesini bildikleri için ta Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanından İstanbul'a fetih ordusu gönderilmiş. Bakınız Müslümanlar. Ebu Eyyub el Ensari asr-ı saadette Hazreti Ali Efendimizin yanındadır. Resulullah'tan sonra Hazreti Ali'nin en yakın dostlarındandır. Ve hep Hazreti Ali Efendimizle beraberdir. Hazreti Ali'yi en yakın arkadaş, en yakın dost seçenlerden biridir. Ve Hazreti Ali Efendimizin halifelik yıllarında da Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari hep onun emrinde, hep onun yanında, onun tarafında olmuştur. Ama Söz konusu Konstantiniyye'nin fethi, Konstantiniyye'ye gidecek bir cihad ordusu olunca hem Kıbrıs'a giden cihad ordusuna hem de İstanbul'a gelen ordunun içine gönüllü katılmıştır. Oysa Hazreti Eba Eyyub radıyallahu an kardeşlerim Hazreti Ali Efendimizin muhabbetinden, muhibbanındandır. Ama Resulullah'ın sevgisi, Resulullah'ın sevdası, Resulullah'ın davası öyle büyük, öyle muazzam bir sevdadır ki onu 80 yaşını aşmış o büyük sahabeyi yollara düşürecek. Buraya gelecekler. Ordunun içinde Bayyub el Ensari var. Ebu Zer var ordunun içinde. Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan şu İstanbul'u fete gelen ordunun içindedir. Ordunun komutanlığına Halife Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu an oğlu Yezid'i hani Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edecek ya ya da şehit edilmesine göz yumacak ya sebep olacak ya işte o Yezid İstanbul'u fete gelen ordunun komutanıdır. Fakat sonrasında işlediği bu cinayet, bu cinayetlere göz yumması ve zara ona ceza vermemesi onu İstanbul'un fethine gelen ordunun komutanı olmasına rağmen maalesef ne ismi anılmaktadır ne de cismi geçmektedir. Değerli kardeşlerim zaten geçmesinde. Hazreti Hüseyin'in kanını döken bir insan, kanını döktüren bir insan İstanbul o zaman fethedilmedi ama İstanbul'u alsan olur, almasan olur. Peygamberin can evini yakmış. Hazreti Hüseyin Efendimizi atların ayaklarının altında çiğnettikten sonra ve onları yapan katillere ceza vermeyip göz yumduktan sonra Şimdi Allah'ın huzurundasın. Nasıl hesap vereceksin? Dünya sana mı kaldı ey Yezid? Dünya sana mı kaldı ey Yezid? Allah'ım hayatımızda bizi Yezidleştirme ya Rabbi. Ey Yüce Rahman! Ey Yüce Kudret sahibi Allah'ım! Ebu Eyyub'un o imanı, o dava şuurunu bizlere de gençlerimize de nasip eyle ya Rabbi.